Adım Sönmez Aydın, Dersim Spor Yönetim Kurulu'nda genel sekreter olarak görev yapmaktayım. Dersim Spor'u ne zaman devraldınız? 17 Nisan 2019 tarihinde devrini aldık. Yaptığımız olağan kongre sonucunda. Peki biz biraz kulübün ekonomik maddi durumundan bahsetmenizi rica ediyoruz. Yani ne kadar bir para, yani bir bütçe var mıydı devraldığınızda? Borcu var mıydı? Ekonomik mali durumu neydi? Şimdi biz kulübü devraldığımız zaman kulübün mali anlamda bize dönük herhangi bir kalan geliri yoktu. Bize kalan sadece borç olarak karşımıza çıktı. Bu borçların yaklaşık 148 bin lirası ki bankada icra üzeri hesaplarımıza icra konulmuştu. Bir diğer hesabımızda da yine gelir olarak kaydedilen bir hesabımızda da yine 220 bin lira civarında yine bir icra hesabımıza konmuştu. Kulübümüzün herhangi bir artı geliri yoktu. İcra neye karşı konulmuş? İcra şuna karşı konulmuş. 3. lig döneminde kalan borçlar bunlar. Birisi ikisi futbolcuya ödenmesi gereken borç. Birisi de Erzurum'da yapılan bir kamp sonucunda ödenmesi gereken bir borç miktarı. 220 bin civarındaki borç ise daha çok SSK borçlar olarak karşımıza çıkıyor. Ödenmesi gereken sigorta primleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki kulübün bir alacağı falan var mıdır? Bir gelir kaynağı var mı? Düzenli bir gelir kaynağı? Kulübün herhangi bir gelir kaynağı yok. Kulüp daha çok bağışlarla ayakta durmaya çalışan bir kulüp. Ama biz bu anlayışın değişmesi gerektiğine inanan bir anlayışla olaya yaklaşmaya çalıştık. Kulübe artı gelir yaratabilme adına ilk olarak zaten store açımıyla başladık. Forma satışına başladık. Kısa sürede de 3 aylık bir süreçte de 100 bine yakın, yani 100 milyar gibi bir miktarla 100 bin TL gibi bir miktar forma satışı gerçekleştirdik. Amacımız bu storeleri daha da genişletmek, daha da büyütmek. Bu noktada da çalışmalarımız sürüyor. İşte bunun ayaklarını nerede oluşturabiliriz çalışması içerisindeyiz. Ama şu bu yaz döneminde Ovacık'ta satış yaptık. Erzincan'da satış yaptık. Bir de Dersim merkezde kurduğumuz olduğumuz store'de satışlarımızı gerçekleştirdik. Bu store sayısını çoğaltmak istiyoruz. Bunun artı yine gelir kaynağı yaratabilmek adına web sitesi oluşturmayı düşünüyoruz ki bunun çalışmalarına da başladık. Eğer web sitemizi doğru şekilde oturtursak sanal mağazamızda açışı açacağız. Ve bu şekilde forma geliri dediğimiz gelirle kulübe bir ek gelir yaratmayı düşünüyoruz. Bunun dışında gelir kaynaklarımız daha çok gönüllü Dersim Spor sevdalıları. Bu noktada da bize katkı sunan iş adamlarımız. Biz zaten bundan bir 10-15 gün önce web sitemizde veya Dersim Spor resim sayfasında isim isim açıkladık. Gelir giderimiz de bu 3 aylık süreç içerisinde yine kısaca söyleyebiliriz. Yaklaşık 330 bin civarında bir gelir elde ettik. 449 bin lira civarında da bir harcama gerçekleştirdik. Bu 330 bin liranın gelirin 250 bin lirasını futbolcu ödemelerine verdik. Geri kalan da daha çok işte şu anda mesela kulübün çok ciddi anlamda diğer gelirleri de oluştu. Çünkü her deplasman gideri yaklaşık 10 bin civarında bir 10 bin lira civarında bir gider karşımıza çıkarıyor. Eskiden kulübümüzün kira problemi olmuyordu. Kulübümüz işte İl Özel İdaresi'nin bize tavsiye etmiş olduğu misafirhanede 9 yıl boyunca kalabildi. Ama bu dönem maalesef bu hakkı da bizden aldılar. Ve biz bu noktada 12.500 liralık TL'lik bir kira ile Kamer Vakfı'nın pansiyonunu kiralamak zorunda kaldık. Bu şekilde de giderlerimizi yine diyoruz bağış sistemiyle karşılamaya çalışıyoruz. Peki Dersim Spor'un bir otobüsü hikayesi var ve bütün halk arasında da neredeyse bu konu bilmiyor. Dersim Spor'un otobüsü satılmış işte, hatta marka ve modeline falan kadar ulaştık ama otobüsün kendisini bulamadık. Nerededir otobüsünüz? Hiç peşine düştünüz mü geldiğinizde? Yani biz de yönetime geldiğimiz zaman otobüs hikayesini halktan da olur. Biz de sonuçta Dersim'de yaşayan insanlar ve kulübün geçmiş yaşamını bilen insanlarız. Sonuçta Dersim sevdalısı olduğumuz için buradayız. Otobüsün satıldığı borç karşılığı satıldığı bize söylendi. Biz geçmiş yönetimde
Ki bizden bir dönem önce bir yönetim daha geçti. Bunu da altını belirterek söylüyorum. Yani sonuçta bizden bir dönem, iki dönem önce bir otobüs satılmış zaten. Yani aslında sorgulayan bizden önce Bülent Çetin yönetimi var mesela. Yani ondan önceki yönetimin sattığı bir otobüs. Ve biz karar defterlerimizi incelediğimiz zaman evet bir karar defterinde böyle bir otobüsün Bülent Ahnan denilen kişiye devri gerçekleştirilmiş verilen karar defterinde bu görünüyor. Bülent Ahnan. Murat... Bülent Ahnan. Murat Aran var. Murat Aran Dersim Spor Kulüp Başkanı zaten. Biz kendileriyle bu konuda istişarede bulunduk. Çünkü biz de bu konuda çok zorluklar yaşıyoruz. Çünkü gittiğimiz birçok işverenimiz, birçok Dersim Spor gönüllüsü, birçok Dersim Spor sevdalısı. İşte biz otobüsü ne yaptınız, otobüs neden satıldı? Ki bu bir şekilde bir güvensizliği de beraberinde getiriyor. Biz arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman, hatta bunun kamu yoluyla açıklanması gerektiğini biz de kendilerine söyledik. Evet. Sonuçta borç varsa da, borç karşılığı satılmışsa da bile kamuoyunun bu konuda rahatlatılması gerektiği düşüncesindeyiz. Onların bize söylediği şey şu, biz eğer bu otobüsü normal koşullar, standartlar içerisinde satmasaydık, icra yoluyla satılacaktı. Bu da değerinin altında bir kayıp oluşturacaktı. Biz icra yoluyla satılmasının önüne geçmek için otobüsü bu şekilde satıp kulübün borçlarını kapattık. Bize söylenen bu. Sorgulayıcı merci de biz değiliz. Çünkü bizden bir önceki yönetim zaten devri almış ve bu noktada bize söylenen yanıt buydu. Biz de genelde bu noktada soran kişilere bu şekilde yanıt veriyoruz. Yani evet böyle bir otobüsün varlığı var. Bu otobüs bu nedenden dolayı satılmış. Eğer satılmasaydı değerinin altında satılacaktı. Bize verilen yanıt. Kim bu söylüyor? Bunun yani sonuçta Kemal Seçkin ve Murat Aran o dönemin... Konuştunuz mu? Tabii konuştum. Bu cümleleri onlar kuruyor. Tabii bu cümleleri onlar kuruyor. Yani sonuçta yine diyoruz yani bu konuda biz de çağrıda bulunuyoruz. Bunda şeyimiz yok. Evet satılmış olabilir. Sonuçta borçlar oluşturulmuş olabilir. Sonuçta o dönemin kendi içerisinde bir hesabının kamuoyuna verilmesi gerekiyor. Eğer gerçekten icra yoluyla satılacaktıysa, gerçekten değerinin altında satılacaktıysa kamuoyunun bu konuda ne yapılması gerekir? Yani sonuçta inandırılması gerekir ve anlatılması gerekir diye düşünüyorum. Ne kadar bir bedelle satılmış? İnan bedelini sormadık. Yani biz onu artık soramadık çünkü sorma gereği de duymuyoruz. Evet. Satılan bir şeyin bedelini sormanın da çok mantığı yok. Biz sadece kendilerine dedik ki bakın böyle bir sıkıntı var. Önümüze çok geliyor. Gittiğimiz yerlerde yoruluyoruz. Biz şu anda mesela bir gece İstanbul'da düzenlemek istedik ama bu gecenin kendi içerisinde sıkıntılarını yaşadık. Her gittiğimiz işveren bize bunları söyledi. Yani sonuçta bir otobüs alındı kulübe, otobüs nerede dendi. Yani düşünsenize. Bunu genele de söylüyoruz. Yani 9 yıllık bir kulübün, 3. liğe çıkmış bir kulübün eğer oturacak bir sandalyesi yoksa, eğer biz hala başkana ait bir büroda röportaj verebiliyorsak bu hepimizin bizce eksikliği ya. Bu kulüp olarak tüm yönetim kadrolarının dönemsel olarak hatası diye düşünüyoruz. Yani kulüp kurumsallaştırılmamış. Kulüp kendi içerisinde bir yarışın içerisinde sokulmuş. O yarışın içerisinde birileri bağışlarda bulunmuş, futbolcu alınmış, endüstriyel spora para aktarmışız. Ama geldiğimiz nokta burası. Şu anda kulüp gerçekten çok sıkıntılı yani. Sayın Aydın ben şeyi anlamakta zorlanıyorum. Diyorsunuz ki fiyatını yani kaça satıldığını sormadım. Sormanıza gerek yok. Sizin kulübün defterleri yok mu? İl dernekler masasına tabisiniz. Kulüplerin, derneklerin daha doğrusu il dernekler masasına tabi olur. Ve gelir giderinizin bir defteri yok mu? Denetlenmemiş misiniz belli aralıklarla bu kulüp, bu dernek hiç denetlenmemiş mi? Tabii ki denetlenmemiş. Sizin bu defterleriniz aklıma. Var mı peki? Mali kayıtlarınız var mı? Var tabii. Ama orada... bizde otobüs girdisi ve çıktısı görünmüyor, sıkıntı burada. Şimdi otobüsün envanteri üzerinden evet bir nedir dernekler masasına dönük verdiği bir şey var, kayıt var görünüyor ama bedeli nedir, kaç alınmış, yok demirbaş defterimizde otobüs kaydı geçmiyor. Bizim demirbaş defterimizde 6 tane defterin kaydı var, başka bir şey yok. Peki gelir gider defteriniz var mı, gelir gelir makbuzlarınız, yani kulübün yıllık ne kadar geliri, ne kadar bunlar tabii. Mesela incelediniz mi yönetime geldiğinizde? Biz kendi içerimizde onları incelemek istedik ama işin doğrusu çıkamadık. Ama bakın biz yeni geldik ve 330 bin lira gibi bir gelir kaydettik ve bunu kamuoyuna dekare ettik. Ve bizim gelirimizin hepsi makbuzludur çünkü biz bunları kamuoyuna dekare ediyoruz. Ve biz sonuçta yeni yönetim olarak diyoruz ki
biz şeffaflıktan yanayız. Her ay mesela taahhütümüzdür bu. Bu ay sonunda biz yine oturacağız. Ne kadar paramız gelmiş, ne gelmiş, ne kadar harcamışız bunu aylık olarak tüm dersin kamuoyuna ile paylaşacağız. Nereden? Paylaşacağız. Bu bilgileri nereden paylaşıyorsunuz kamuoyuna? Bizim kendi Face sitemiz var. Biz artı basın yoluyla da bunları sizlere attık. Ama sizin gazeteniz bu konuda haber yapmadı. Ve biz bu noktada sizi de bir eleştirmek isteriz. Şu ana kadar Dersim'le ilgili 2,5 aylık ve 3 aylık süreç içerisinde bizimle ilgili hiçbir haber yapmadınız. Hiçbir ne haber yapmadınız. Ne yapılabilirdi mesela? Ne haber yapılabilirdi? Mesela ne yapılabilir? Gelir giderimizi attık size. Bu bence çok önemli bir şey. Yani Dersim'in 9 yıllık tarihi içerisinde ilk defa bir kulüp yönetimi gelir giderini açıklıyor ve siz bunu haber kaynağı olarak görmediniz. Artı mesela düşünseniz ya kulübün marka tescil hakkı bile bir başka kişideydi. Erzincanlı bir adamdaydı. Biz bunu da size attık. Yapmadınız. Biz kupadan elendik. Biz 3 tane maç oynadık. Bu maçların ilanı olabilir, bu maçların sonuçları olabilir, bu maçları kaybedip etmediğimiz olabilir. Bal liginde oynuyoruz, bölgesel amatör ligde oynuyoruz. Bunların hepsini attık size. Fikstürümüzü attık size. Ama siz bunların hiçbirini haber yapmadınız. Demek ki o koltuğa oturur oturmaz basınla kavga etmemek lazımmış. Önce bir değil mi? Biz basınla kavga etmedik. Tamam. Gerçekten basınla kavga etmedik. Evet. Öyle ama eğer basının böyle bir tavrı varsa bize biz de mi tavır geliştiriyoruz? Biz geliştirmiyoruz bakın. Çağırdınız geldik. Anlatıyoruz da şu anda. Öyle bir tavrımız yok yani. Öyle bir tavır da olmamalıydı. Ben öyle düşünüyorum ki öyle paslaşma konuşmalarımız da olmuyordu. Ben öyle gördüm bilmiyorum. Ama yine diyorum yani sonuçta biz önemli bence önemli bir şeydi. Yani bir kulübün gelir giderini açıklaması bir haberdir bence. Olmalıydı da çünkü 9 yıllık süre içerisinde ilk defa bir patent hakkı alıyoruz. Yani düşünsene bunu bence basın sorgulamalıydı. Yani kardeşim 9 yıllık bir takımın nasıl patenti bir başka adamda olur? Kim sattı bunu? Nereye sattı? Kim verdi? Sayın Aydın, siz şu anda bir yönetimi devralmışsınız. Sizden önceki kaybolan kulübün envanterine girmemiş o ürünleri sorgulamak yerine basının şu aşamada henüz çok erken. Biraz dur hele. Evet, sadece maçlarımızı şimdi verseniz yine yetiyordu ya. Sıkıntı neyse, yoktu yani. Biz şuna dönelim lütfen. Siz il dernekler masasına herhangi bir bildirimde bulundunuz mu? Mesela sizin o 9 yıllık süreçte il dernekler masası tarafından hiç denetlenmiş mi gelir gideriniz? Yani dernek bir denetim geçirmiş mi? Biz göreve geldiğimizin ikinci, üçüncü ayında dernekler masası bir aydır bizi denetliyor. Belgelerimiz de orada. Onu da dernekler masasına sormanız lazım, bize değil. Bize sormanıza gerek yok. Yani biz geçmiş yönetimin ne denetlendiğini, ne denetlenmediği noktasında nasıl bir bilgi veremeyiz yani. Ama biz denetleniyoruz. Şu anda belgelerimiz de orada. Şu anda defterlerimiz orada. Ve şu anda denetimdeyiz. Ama bu denetim yapılırken de benim bildiğim kadarıyla genel yapılır. Dönemsel yapılmaz zaten. Büyük ihtimalle dernekler masası geçmişe dönük de denetlemesini yapar. Bunun sonucunda büyük ihtimalle bize bildirecektir diye. Sizden önceki yöneticiler yani Dersim Spor'un kulübünün yöneticileriyle önceki yönetimlerle hiç bir araya geldiniz mi? Yani bu sorduk derken böyle ayaküstü bir sorun mu yoksa toplantı mı yaptınız? Nasıl bir? Ya sonuçta bunlar bizim dostlarımız. Sürekli yan yanda olduğumuz, sürekli birbirimizi gördüğümüz arkadaşlarımız. Ha biz bu arkadaşlara sohbet esnasında ve sohbet sırasında daha çok sorduk. Ve kendilerine de şunu sürekli söyledik. Bakın arkadaşlar bu bir sorun mu? Bunu lütfen kamuoyunun da deklarasyonunuzu yapın. Neden niçinlerini anlatmak zorundasınız. Dedik kendilerine. Onlar da bugün yaparız, yarın yaparız tarzı bir yaklaşım içerisindelerdi. Veya o da onlara, bence onlara sorulması gereken bir şey. Yani bizden çok onlara sorulması gereken bir şey. Onların takdiri. Yönetim olarak sizin sorma hakkınız yok mudur acaba? Bakın sorduk diyor ki, biz sorduk zaten. Sormadık demiyoruz zaten. Bak, diyoruz ki ayaküstü meselesi. Yani sonuçta biz sonuçta gitmişiz, kulüp başkanı muhatap almışız Murat Aran'ı. Diyoruz ki sonuçta böyle bir otobüs olayı var. Bu otobüs olayı noktasında bize bilgi verir misin diyoruz. O da bize böyle bir yoksa icralık olmadı. Şu anda otobüsün nerede olduğu belli mi peki? Onu bilmiyorum. Ya kimde mesela? Yok, o noktada hiçbir bilgimiz yok. Devredilmiş ya da onları zaten sormadık da çünkü satılmış diyor, sattık diyor. Yani sattık dediğiniz bir şeyin nesini soracağım ki? Yani hani şunu desek ya buradadır veya şuradadır desek tamam ama satılan bir şeyin kime satıldığını sormanın çok da siz yani nasıl
Niye sorayım ki? Sor bakalım. Peki. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Yok. Sadece Dersim Spor'u gerçekten hani basın gelmişken şunu istiyoruz. En azından bizim maçlarımızı verebilirsiniz. Yaptığımız etkinlikleri verebilirsiniz. Bu noktada bizi de sorgulayabilirsiniz. Hiç bunda sıkıntı yok. Biz bunu açız ve birbirimizi güçlendirebiliriz. Söylemek istediğim bu sadece. Başka bir şey yok.